Ahmet Kekeç, müttefikimiz bize niçin bu kadar kızgın? Sadece müttefikimiz mi? Skandal yaptırım kararını gol diye alkışlayan anti-emperyalist devrimcilerimiz de kızgın ve hala bir oldu bitti beklentisi içindeler. Bir darbe olsa ya da tahayyüllerindeki ekonomik kriz gerçekleşse huzura erecekler. Mecliste bulunan dört parti geçen hafta Amerika'nın yaptırım kararını bir bildiriyle kınadılar. Bir parti katılmadı. HDP ülkelerinin yanında olacaklarına dair mecliste namusları ve şerefleri üzerine yemin edenler yeminlerinin gereğini yerine getirmediler. Bunlar Kürt solunun mümtaz temsilcileri. Aralarına aldıkları güya anti emperyalist çakallarla birlikte Amerika'nın yaptırım kararını alkışladılar ve bu ihaneti namuslarıyla bağdaştırdılar. Şaşırdık mı? Hayır. Kendilerine sosyalist süsü veren dangalaklar 27 Mayıs'la övünürler. Bu darbeyi devrim sayarlar. Bu darbenin devrim olduğuna ilişkin anayasa mahkemesinden karar çıkartmışlıkları bile vardır. Darbecilerin yaptığı anayasayı gelmiş geçmiş en özgürlükçü anayasa kabul ederler ama 27 Mayıs'ın sofistike tarafından kotarılmış bir Amerikan darbesi olduğunu kabul etmek istemezler. Menderes ağır sanayi yatırımları için Sovyetler Birliği ile kredi anlaşmaları imzalamasaydı sadece bir tarım ülkesi olarak kalmamıza rıza gösterseydi 27 Mayıs olmayacaktı Menderes'i Amerikancılıkla suçlarlar hala. Kendilerini de anti-Amerikancılıkla taltif ederler. 12 Mart'ta bir Amerikan darbesiydi. Sosyalist dangalaklar bunu da kabul etmeye yanaşmadılar. Hatta 12 Mart'ı beklenen darbe sanıp övgü yarışına bile girdiler. Yani gol diye bağırdılar. 12 Mart yönetimi oysa önce Amerika'nın baskısı üzerine haşhaş ekimini yasaklamış, sonra da Sovyetler Birliği sınırları üzerindeki U-2 casusluk uçuşlarına izin vermişti. Dangalak tayfesi darbeyi Cemal Madanoğlu'ndan bekliyordu. 9 Mart'a gün almışlardı. Madanoğlu'nu darbeye iten İngiliz istihbarat servisiydi. Darbeyi bastıran ve bizi Madanoğlu'nun bazı devriminden kurtaran da Amerikan gizli servisi oldu. Bunu da kabul etmek istemezler. Memduh Tamaç'ın indirdiği balyoz darbesiyle sersemleyip uyanır gibi oldular ama Madanoğlu'nun neden böyle bir maceraya kalkıştığını, arkasındaki yönlendirici gücün dolaylı yollardan CIA olduğunu çözemediler. Hala çözebilmiş değiller. 12 Eylül zaten bir Amerikan darbesiydi. Bu konuda tartışma yok. Fakat 28 Şubat'ın irtica karşıtı bir hareket olduğunu ve tamamen yerli malzemeyle kotarıldığını zannediyorlar. Daha doğrusu bu şekilde pazarlıyorlar. Rahmetli Erbakan oysa fazla ileri gitti yani D8 projesini başlattığı için indirildi. Bu darbede aparat olarak da Yiğidim Aslan'ın çığırışları eşliğinde kitleleri meydana toplayıp gaza getiren bazı detone sesli türkücüler kullanıldı. Hadi müttefikimiz ve stratejik ortağımız Amerika bize çok kızgın. Bunu anlayabiliyoruz. İlk kez bir darbeyi tamama erdiremediler. İlk kez bir darbede aparatlarıyla birlikte suçüstü yakalandılar. İlk kez hesap verme mevkiine itildiler. Bunu anlayabiliyoruz da sosyalist devrimcilerimizin gol çığlıklarını tevil edemiyoruz. Rahmetli Mahir Kaynak sol tarlanın NATO Brüksel tarafından sürüldüğünü söylerdi de kondurmak istemezdik. Demek ki haklıymış. Ahmet Kekeç, Star.